Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda burada gördüğünüz tablette gördüğünüz boncuk ayasını anlatacağız arkadaşlar. Sizlere nasıl gözüküyor oradan bilmiyorum ama resim biraz fazla net değil zaten ama şimdi hep birlikte aşama aşama anlatımını yapacağız. Böyle yine ben örnek şeridimin üzerine tığ batısını yaptım. Kum boncuğumu da dizdim arkadaşlar göründüğü üzere. Kum boncuğumu da ipimi aktardım ve hazır bir şekilde şimdi başlıyoruz sıralı olacağı için arkadaşlar Önce de modeli çıkarmadım Ben de oradan bakarak sizlere anlatımını yapacağım inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım Evet arkadaşlar tağım 22 numara 22 numara iplerim Ben artık Sizler hangi ip alışkınsanız onu kullanabilirsiniz Ben leylak markası kullanıyorum boncuklarım inci kum boncuk Arkadaşlar şöyle göstereyim kullanacağım ipin üzerine aktardım. Şimdi başlıyoruz. Tığ battığımızı yaptık. İlk sıramızda bu sıralı bir oy olduğu için ilk baştan aşama aşama başlıyoruz arkadaşlar. Sizler yazmanın böyle dört kenarın döne döne yapacağınız için hiç ip kırmayacaksınız. Ben mutlaka e, mod, e, model şeridimin üzerine buraya gelince ip kıracağım. Buradan tekrar başlayacağım. Buraya gelince ip kıracağım. Buradan tekrar başlayacağım. O şekilde devam edip gideceğiz ama sizler dediğim gibi arkadaşlar döne döne yapacağınız için ip kırmanıza gerek kalmıyor şimdi ilk tığ battığımıza girdim ipimi sabitledim yakın çekimi alalım inşallah kameramızı da Evet ipimizi sabitledik ilk tığ battığımıza iki zincir çektim başını bir kez doladım tekrar aynı tığ battığına girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım başına bir kez doladım tekrar aynı tığ battısına girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım 3 tane trabzan yaptım burada artık boncuklarımı da elime almak istiyorum çünkü başlıyoruz boncuk yerleştirmeye evet 3 tane tığ batısı yaptıktan sonra şöyle küçük bir örümcek çekiyorum arasına boncuğumu koyarak arkadaşlar boncuğumu koydum bakın küçük bir örümcek çektim başına bir kez doladım bir tığ battısı bıraktım ikinciye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım tekrar üç tane trabzan yapıyorum başına bir kez dolayıp önce bir kez sonra iki sonra iki alarak üç tane trabzan yaptım gördüğünüz gibi yine bir tane boncuğumu aldım Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın örümcekle kapattım boncuğumu. Kamerada bir sıkıntı var mı? Başına bir kez doluyorum. Bir tığ batı satlayıp ikinciye giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. Yine üç tane trabzanımı yapıyorum buraya. 3. Tekrar bir boncuk atıyorum yine küçük bir örümcek yapıp kapatıyorum boncuğumu buraya gördüğünüz gibi başına bir kez doluyorum bir tığ battısı atlayıp ikinciye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum yine üç tane trabzan yapıyorum bu tığ battısının içine işte arkadaşlar bakın böyle yaptık şimdi yapacağımız işlem Şöyle biraz daha büyükçe bir örümcek çekiyorum. Şu şekil gördüğünüz gibi. Şimdi buraya 6 tane boncuk atıyorum. Bakalım 3 6. 6 boncuğumu şöyle kapadım. Tekrar bir zincir çektim sağlam kapansın diye çıkarken yaptığım örümceğin aynı boyutunda tekrar bir örümcek yapıyorum altı boncuğumu kapattıktan sonra şimdi başına bir kez doluyorum kaç tane 1 2 3 4 5 5 tane kutucuk atlıyorum 1 2 3 4 5 6 giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyorum şöyle gösterelim işlemimiz bu buradaki Şimdi yine 3 tane trabzan yapıyorum bu noktaya. 3 tırabzanımı yaptım. Küçük bir ama pardon boncuk aldım. Küçük bir örümcek yapıp boncuğumu kapadım içine. Başına bir kez doladım. Bir kutucuk atladım. ikinciye battım. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. Yine üç tane trabzan yapıyorum bu noktaya. Aynı tığ batısının içine. Tekrar bir boncuk atıyorum. Küçük bir örümceğimi yine yapıyorum. Pardon. Çok küçük örümcek arkadaşlar. Başına bir kez dolayıp bir tığ battı atlayıp ikinciye giriyorum. Yine 3 tane tırabzan yapıyorum. 3. Bakın yine bir tane boncuğumu atıyorum küçücük bir örümcek yapıyorum boncuğumun üzerine başına bir kez doladım bir tığ batı atladım ikinciye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım üç tane trabzanımı yaptım bakın bir iki üç dört tane trabzanda kutumuz oldu bakın 1 2 3 4 şimdi yine büyük bir boy örümcek çekiyorum üzerine yine 6 tane boncuk atıyorum arkadaşlar 3 6 6 boncuğumu kapadım bir zincir çektim tekrar aynı çıkarken yaptığım örümceğin boyutunda örümcek çektim bakın başına bir kez bir kez doluyorum. 1 2 3 4 5 tane kutucuk atlıyorum. 6.'ya gidiyorum. 3 tane tırabzan yapıyorum. Yine küçük bir örümcekle boncuğumu kapatacağım bu noktada. Şöyle anlatalım. Bu sıramız bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 tane üçerli tırabzanlı kutumuz aralarda küçük örümceklerle boncuğumuz burada böyle yine böyle yine böyle şimdi yine bu sırayı yapacağız sonrasında yine böyle 6 boncuk kapatacağız bu ilk sıramız böyle gidiyor dediğim gibi arkadaşlar ben kopararak yapıyorum ama siz yani dört kenarı döne döne yapacağınız için bu koparma işlemi olmayacak şimdi bu sıramızda bakın ilk aramızdan şu iki kanadından yaptığımız örümceğin iki kanadına boncuklu olan taraf kalıyor İki kanadını ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim başına bir kez doladım yine girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım yine girdim 3 tane trabzanımı yaptım yine bu noktaya yine boncuklarımdan alıyorum boncuğumu attım küçük bir örümcek çektim yine başına bir kez doladım bakın buraya geldim bu boncuğun üzerindeki örümceğin iki kanadına önce bir kez sonra iki sonra iki aldım başına bir kez doladım tekrar girdim 3 tane trabzan yapıyorum örümceğimin iki kanadına gördüğünüz gibi tekrar bir boncuk atıyorum üç trabzan yaptıktan sonra küçük bir örümceğimi yine boncun üzerine yapıyorum başına bir kez doluyorum buraya geliyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum bu noktaya 3 tane trabzanımı yaptım bakın böyle şimdi arkadaşlar bir örümcek çekiyoruz şöyle göstereyim bir örümcek çektim gördüğünüz gibi şu boncuğumuzun ortasına 3 bu tarafta 3 bu tarafta kalıyor ortasına girip yuva elde edip örümceğimi sabitliyorum bakın bu şekilde bir zincir çekip ben 5 numara şiş kullanıyorum 5 numara şişime ipimi taktım kalem de olur arkadaşlar burası tekrar bu yuvaya girdim ipin ucunu aldım bir iki tane zincir çektim sıkı bir şekilde Yine şişime taktım. 2 oldu ilmeğim. Tekrar girdim. İlmek aldım. 1 2 zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. Genişletip takıyorum. Tekrar giriyorum. İlmek alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum, takıyorum. Toplamda 7 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. 4 oldu. Tekrar girdim. 1 2 zincir çektim taktım. 5 oldu bakın yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim üst üste. Şişime taktım. Tekrar girdim yuvaya. 1 2 zincir çektim aldığım ilmeği şişime taktım. Bakalım. 2 4 7 tane oldu. Tekrar yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp bir sık iğnesi yapıyorum buraya ve ilmek edinmiş oluyorum ve tekrar örümcek çekiyorum. Gördüğünüz gibi başını bir kez doluyorum. Şimdi buradaki boncuğun üzerindeki küçük örümceğin iki kanadına giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bakın buradaki yapacağımız işlem bu. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Boncuğun üzerindeki örümceğin üzerine. Şimdi tekrar boncuk atıyorum. Küçük örümceğimi çekiyorum. Başına bir kez dolayıp buradaki boncuğun üzerindeki iki kanada giriyorum örümceğin. 3 kere de çıkarak başına bir kez dola gir. Önce bir kez sonra iki sonra iki al. 3 kere de çıkarak 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar boncuk atıyorum. Küçük örümceğimi yapıyorum. Boncuğumu içine alarak küçük örümceğin başına bir kez doladım. ikili örümceğime girdim. Alt boncuğun üstündeki 2 ilmeğin örümceğin. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum buraya. Şimdi yine buraya geldik arkadaşlar. Bakın. Tekrar örümcek çekiyorum. Bu boncukların üçü bir tarafta, üçü bir tarafta olacak şekilde örümceğimi kapatıyorum. Ortasına. Şöyle. Bir. iki zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Yine şişime taktım. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Şişime taktım genişletip. 2 oldu. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Üzerine 1 2 zincir çektim. Taktım. 7 tane ilmek topluyorum bu şekilde. İsterseniz kalemle de yapabilirsiniz. 2 4 Şişiniz yoksa 5. 7 tane ilmeğimi topluyorum buradan. 2 zincir çekiyorum aldığım ilmeğe. Bakalım 2 4 6. Tekrar girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Taktım. 7 tane ilmeğim oluştu. Şimdi giriyorum. İpin ucunu alıp bir sık iğnesi ediyorum buraya. ilmek ediniyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Başına bir kez dolayıp bakın buraya İkili örümceğin üzerine geliyorum. Yine 3 tane trabzan yapıp, sonrasında araya örümcek çekip boncuklarımı koyarak bu sıramızda böyle gidiyor arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bakın böyle. Şöyle göstereyim. Çekiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iki tane zincir çektiğimiz için ilmekleriniz kaçmaz o yönde endişe etmeyin ilmeklerin dibine mutlaka sıkı bir şekilde iki zincirinizi çekmeyi unutmayın şişiniz dolduğu zaman çıkartabilirsiniz kaçmaz şimdi bu sıramızda yine bakın ben dediğim gibi kopararak yapıyorum çünkü sizler dört etrafını dolaşarak yapacaksınız bu koparma işlemi olmayacak yine iki tane örümceğimi iki kanadına girdim 3 zincir çektim başına bir kez doladım girdim yine 3 tane trabzanımı yapıyorum 3 trabzanımı yaptım tekrar bir boncuk attım küçük örümceğimi yaptım bakın başına bir kez doladım yandaki boncuğun üzerindeki örümceğin iki kanadına giriyorum yine 3 tane trabzanımı yapıyorum burada yaptım gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem örümcek çekiyorum bakın ilk ilmeğimin içine örümceğimi sabitliyorum ilk ilmeğimin içine örümceğimi sabitledim ilk ilmeğimin içine sonra boncuk atıyorum yine küçük bir örümcek çekiyorum boncuğumun üzerine bakın Şimdi ikinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle ilmeklerin yönü dönmüş olabilir. Düzeltelim. İkinci ilmeğime bu boncuklu örümceğimi sabitliyorum. Pardon arkadaşlar. Bakın küçük örümceğim var boncuklu. İkinci ilmeğim düz yüzün düzeltip giriyorum ve sabitliyorum gördüğünüz gibi. Tekrar Boncuk atıyorum. Yine küçük örümceğimi çekiyorum. Bu sefer hemen yandaki ilmeğin içine bu küçük örümceğimi sabitliyorum boncuklu. Tekrar boncuk atıyorum. Yine küçük örümceğimi çekiyorum. Şimdi hemen yandaki örümceğe sabitliyorum. Tekrar boncuk atıyorum. Örümceğimi çekiyorum, küçük örümceğimi. Hemen yandaki ilmeğin bakın şöyle yönü dönmüş olabilir. Düzeltelim. Yandaki ilmeğin içine sabitliyorum. Tekrar boncuk attım. Yine küçük örümceğimi çektim. Boncuğun üzerine hemen yandaki devamında gelen ilmeğin içine girdim. Sabitledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Tekrar son kez son ilmeğim kaldı. Boncuğumu attım. Küçük örümceğimi yine çektim. Son ilmeğiminde yönünü düzelttik bir şekilde. Battım kapadım. Ve tekrar normal boyutlarda bir örümcek çekiyorum. Başına bir kez dolayıp bakın buradaki küçük örümceğin üzerine iki kanadına giriyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir, Başına bir kez dola. Önce bir kez sonra iki sonra iki al. Üç tane trabzanımızı yapalım. Tekrar boncuk atıp ara geçişte küçük örümceğimi yapıyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Boncuğumun üzerine başına bir kez doladım. Yandaki boncuğun üzerindeki ikili, ikili örümceğin kanadına girdim. Üç tane trabzanımı yapıyorum yine. 2 ve 3. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem normal boyutta bir örümcek çekiyorum. Buradaki ilmeğimin ilk ilmeğimin içine girip normal boyutta örümceğimi kapatıyorum. Şimdi boncuk atıp küçük örümcek çekiyorum. Boncuğumun üzerine küçük örümcek yaptım. Devamda gelen ilmeğimin içine girdim. Kapadım. Tekrar boncuk attım. Yine küçük örümceğimi yaptım. Devamında gelen ilmeğimin içine girip kapıyorum. Tekrar boncuk atıyorum. Küçük örümceğimi yapıyorum. Yine devamında gelen ilmeğimin içine giriyorum. Yönünü düzelterek şöyle kapıyorum. Tekrar boncuk atıyorum, küçük ilmeği e, örümceğimi yaptım. Devamında gelen ilmeğin içine girdim, kapadım. Tekrar boncuk atıyorum, küçük örümceğimi yapıyorum. Devamında gelen ilmeğimin içine girdim, kapadım. Son kez boncuğumu attım, küçük örümceğimi yapıyorum. Pardon. Küçük örümceğimi yaptım. Son ilmeğim buradaki. Son ilmeğimin içine girdim. Sabitledim. Ve çıkarken yaptığım gibi normal boyutta örümcek çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Buradaki bakın bu boncuğun üzerindeki ikili örümceğin kanadına girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Yine üç trabzan. Araya küçük bir boncuk atıp küçük örümceğimi çekip tekrar buraya gelip aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıramızda böyle gidiyor. Son sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar son sıramızda yapacağımız işlem bakın burada bir tane aralı örümceğimiz kaldı. Bu kutucukların. Buraya girip 3 tane trabzanımızı yapalım. 3 mı yaptım. Şimdi şöyle bir örümcek çekiyorum. Şimdi buradaki bakın boncuklu örümceğin iki kanadına ilk örümceğin iki kanadına girip ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Sonra iki zincir çekiyorum. başına bir kez dolayıp aynı noktaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. Şimdi burada boncuk alıyorum bir tane boncuğumu atıyorum bir boncuğumu kapadım şimdi buradaki araya giriyorum dört tane sık iğne yapıyorum boncuğumu da buraya sabitliyorum bir iki üç dört beşinci sık iğneye aynı yuvaya girip sabitliyorum şimdi buradaki boncuklu örümceğin yuvasına bakın iki kanadına sık iğne ile giriş yapıyorum hemen devamında gelen sık iğne ile giriş yaptım iki zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım bir boncuk attım boncuğumu kapadım şimdi buradan şöyle şu aradan giriyorum yine dört tane sık iğne yapıyorum iki üç 4. 5. sık iğnemi bu örümcekli yuvada sabitliyorum. Şimdi devamda gelen örümceğimin iki kanadına giriş yapıyorum. Boncuklu örümceğimin sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. 2 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya girdim yine. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi buraya bir tane örümcek pardon boncuk atıyorum. Kapatıyorum. Şu aradan giriyorum. 1 2 üç dört tane sık iğne yaptım. Beşinci örümcekli yuvada tabi biraz elimiz bulanık oldu şu an. Evet. Beşinci yuvada sabitliyorum sık iğnenin. Bakın yandaki yuvanın örümcekli yuvanın iki kanadına sık iğne ile giriş yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 başına bir kez dolayıp aynı yuvaya giriş yapıyorum yine. Önce bir kez, sonra 2. Sonra 2 aldım. Bir tane boncuk atıyorum bu noktada. Boncuğu kapadım. Şimdi bakın bu arasına giriyorum çıktığım araya 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5. yuvada sabitliyorum hemen yandaki boncuklu örümceğin iki kanadına sık iğne ile giriş yaptım 2 zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım boncuk attım boncuğumu kapadım Şimdi bu çıkış yaptım araya bakın buraya giriyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 5. sık iğnemi örümcekli yuvama sabitliyorum. Son örümcekli yuvama bir sık iğnesiyle iki kanadına giriş yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp aynı yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alıyorum bir boncuk atıyorum kapatıyorum bu iki araya girip 4 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5. sık iğnem yine örümcekli kanadımda tamamlıyorum şimdi bakın tamamladık burayı şöyle şuraya bir sık iğnesiyle giriş yapalım şu son iğnemizin içinden sabitleyelim küçük bir örümcek çekelim başına bir kez dolayalım bakın burada bu noktaya girip önce bir kez sonra iki sonra iki alarak üç tane trabzanımızı yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya üç tane trabzanımızı yaptık son yuvamıza şimdi tekrar örümcek çektim bakın buradaki örümcekli kanadımı ilk yuvasına iki kanadına sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım bir tane boncuk attım kapadım boncuğumu tekrar bu aradan bakın şu aradan girdim dört tane sık iğnesi yapıyorum bir iki üç dört beşinci sık iğneyi örümceğimin içinde kapatıyorum Yandaki örümcekli kanadım yuvanın iki kanadına giriş yaptım. Boncuklu örümceğimin. İki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki aldım. Tekrar bir boncuk attım. Kapattım. Aradan girip buraya dört tane sık iğnesi yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beşinci yuvada. Aynı bu şekil. Burada olduğu gibi gidiyor arkadaşlar. Sonrasında buraya yine üç trabzan. Şeklinde son sıramızda. Böyle gidiyor. Evet arkadaşlar modelimizin tamamı ve bitmişi böyledir. Altına böyle fon e, mor bir renk koydum ki hani şu boncuklar masada belli olmuyor, nasıl olduğunu görebilirsiniz diye. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, e, beğendiğiniz videolara beğen yaparak destek vermeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.